لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد buyurun kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çene kapamak nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Teala eda etmiş olduğumuz namazımızı kabul eylesin. Cemaatle namaz kılmakta cümlemizi daim eylesin. Hocalarımıza ve hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimizde iki ayet-i kerimeyi esas alarak gücümüz yettiğince diğer ayet-i kerimelerle onu anlamaya çalışacağız. Bilgilerimizi tekrarlayacağız. Ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'deki Ankebut suresinin veya 3-4 ayet olabilir özür dilerim. 19. ayetinden 22. ayete kadar esas ilk ikisinde duracağız. Diğer ikisini vakit yeterse veya kısaca izah etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak bir soru soruyor. Kur'an-ı Kerim'de çoktur sorular. Cevabını bizden istiyor. Aslında soruyu sorarken bizlere bir şey öğretiyor ya da bir şey düşündürüyor. Hemen söze başlayacak olursak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِيُ اللّٰهُ الْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُ buyuruyor ki Rabbimiz 19. ayette onlar görmüyorlar diyor. Kimi anlatıyor? Yukarıda helak olan kavimleri anlattı ya, yalanlayanları anlattı, peygamberleri, inkar edenleri anlattı. Bu zihniyetteki insanlara onlar görmüyorlar mı diyor. Buradaki görme fiilini anlama, idrak etme, bilme şekliyle de alimlerimiz ifade etmektedirler. Bir anlamıyla rukiye. Keyfe, nasıl? Yubdi'ullahu halika sümme yu'idu. Allah başlangıçta yaratmayı nasıl yapmış ve sonra onu nasıl tekrar ediyor, görmüyorlar. Burada iki şeye dikkatinizi çekiyorum. Dört esas var ama biri görmüyorlar mı diyor, diğeri de nasıl yapıyor diyor. Böyle bir nasıllık sorusunun var olduğunu görüyoruz. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ Allah nasıl misal veriyor? اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبِّ Senin Rabbin nasıl yaptı diye Kur'an'da çoktur böyle nasılı anlama sadedinde bize inen ayetler. Burada da soruyor, diyor ki Allah nasıl yaptı görmüyorlar. Neyi? يُبْدِعُ اللّٰهُ الْخَلْقِ Yaratmaya başlangıcı nasıl yaptı bilmiyorlar mı? ثُمَّ يُعِيدُ Sonra onu tekrar nasıl yaratıyor görmüyorlar mı? اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Muhakkak bu Allah'a çok kolaydır buyuruyor. Zor değildir. Şimdi değerli dostlar, bundan sonra gayetinde söyleyelim de ikisini bir izah etmeye çalışalım. Tekrar şöyle buyuruyor. قُلْ دَيْهِمْ سِيُّهُ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde kesin, dolaşın. Bunu iki türlü anlamış alimler. İlle gezmek bir ehtam olmaz demiştir. Yani ayakla gezmek değildir. Gönülde, fikirde, ilimde, tefekkürde gezin. Ama tabii ki gezerek tecrübelerimiz, araştırmalarımızın da artması mümkündür. Öyleyse gezin. Fenduru, bakın. Burada da bir şeye dikkatini çekeyim. Deminki ayette rü'yet vardı, bunda nazar var. Farkındaysanız rü'yetle nazar arasında nazar kılma deriz ya, bakmak, görmek, anlamak, bilmek, duymak, işitmek deriz ya, bu vurguları da burada görüyoruz. Buyuruyor ki, قُلْ دَكِ سِيُّهُ gezin fil erdi yeryüzünde فَنْزُرُوا nazar edin keyfe nasıl? Bak ikinciye bir daha, keyfe nasıl? بَدَأَ الْخَلِقَ Allah yaratmayı nasıl başlattı bir görün. ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشُمُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ Sonra Allah aynı şekilde yaratmayı yine yapacaktır.
O günkü ilk yaratılışa bakın nasıl olduğuna, görün sonra yeniden bunu yapacaktır. اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Allah her şeye kadirdir, güç yeticidir. Bunda asla muhal yoktur. Peki ne anlatılıyor? Öbür ayetleri de okuyalım. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ Dilediğine Allah azap eder, dilediğine merhamet eder. Peki bu dilemesini nasıl yapar? Kulu hangisini diliyorsa ona göre yapar. İnna hedeynâhu s-sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûrâ. Biz ona yol gösterdik. İsteyen şükretsin, isteyen inkar etsin diyor. İşte ayet böyle söylüyor. فَمَنْ شَاءَ yu'min ve men شَاءَ فَالْيَكُرْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ama inkar edenlere azap, iman edenlere rahmet vardır buyurdu. Alimler demişler ki, hani Allah'ın rahmeti gazabından üstündü, niye burada önce azap ayeti geçti? يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءَ Hani azap? Çünkü diyor ki müfessir, araştıranlar, düşünenler, yukarıda inkar eden ve helak olanlar anlatıldı ya, onun için onlar anlatıldığı için azaptan bahsedildi diyorlar. Öyleyse burada şunu görüyoruz. Demek ki ayet-i kerimede şöyle de meallendirmişler. Allah dileyene azap eder, dileyene merhamet eder. Hangisini diliyorsanız buyurun onu icra edin diye böyle de bir işaret vermişlerdir. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki وَاِلَيْهِ تُقْلَبُونَ Ancak ona döndürüleceksiniz. Yani eğer siz yaptıklarınızın sevabını bulamadığınızı zannediyorsunuz ya da hepsini görmediyseniz ya da bak azap mazap olmadı öyle geldi geçti kurtulduk gibi düşünüyorsanız burayla sınırlı değil bu işin rahmet ve azap sınırı ona döndürüleceksiniz. Yani gerçek azap, gerçek rahmet sonsuz noktayı nazarda ileride karşılaşacağınızdır diyerekten işin ahiret boyutunu anlatıyor. Peki bunları söyledikten sonra ne söylüyor biliyor musunuz? وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Siz yerde ve gökte Allah'ı aciz, yetkisiz, etkisiz bırakacak değilsiniz. Yani siz bir şeyler yapınca kendi kendinize ayar kuruyorsunuz. Sonra Allah'ın elinden kurtulduğunu ya da bak söylenenleri yaşamadığınızı zannedersiniz. Yerde ve gökte azaba uğramayacağınızı zannedersiniz. Ama şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Öyleyse sonu çok ihtar geliyor. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz vardır ne de bir yardımcınız vardır. Burada düğümle diyor, ayın harfiyle bir durak geliyor ve mananın bir kısmı burada bitiyor. Öyleyse burada söylenen şeyler peygamber tebliğlerinden sonra وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ Allah'tan başka veliniz yoktur. Kur'an-ı Kerim'de veli kelimesinin çok çeşitli şekillerde kullanılışı vardır. Mesela Cenab-ı Hak اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا Allah, Allah'ın veli kulları diye Kur'an'da ayet-i kerime vardır. اَوْلِيَاُ الشَّيَاتِينَ Şeytanın veli kulları diye de ayet-i kerime vardır. Veya şunları şunları veli ve dost edinmeyin eğer iman ediyorsanız diye ayet vardır. Veli velayet konusunu anlamak, orucu, namazı, abdesti anlamaktan üstündür. Çünkü velayette yapılacak olan bir hata imana zarardır. Namazda oruçta yapılacak hata amele zarardır. İmana zarar veren şey ebedi hüsrandır. Amele zarar veren şey affolur, tevbe olur veya azap olur, kurtulur en sonunda. O halde Allah'ın evliyası, velisi, mümin olmak ve Allah'ı veli bilmek, yani ona dayanmak, ona güvenmek, onu sevmek, ondan korkmak, ona tevekkül etmek gibi birçok anlamların içinde vardır. Min veliyyin ve la nasir yardımcı da yok. İnsan dünyada birine ille güvenesi geliyor. Mesela anayasaya yazılıyor, sosyal hukuk devletidir. Devletsin, yapacaksın diyoruz. Kızımızı alamazsak dostlarımıza diyoruz ki ya böyle dostluk olur mu? Ya da akrabalarımıza diyoruz ki akrabalık böyle mi olur? Ya da anne babamıza ve evladımıza diyoruz, bir yardım etmeyecek misiniz diyoruz. Ya da imam cemaata, cemaat ama birine diyoruz. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki,
yardım ancak Allah'tandır. İnsanların yardım etme duygularını yaratan da Allah'tır. Bunun için Peygamberimiz وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ رَبْدٍ مَا كَانَ رَبْدٍ فِي عَوْنِ يَقِيمٍ Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır diyor. Ama ayetlerde ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sonra yardım olmazsınız diyor. Nedir bu? Ahirette herkesin muhtaç olduğu günde وَاِنْ تَدْءُمْ اُسْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى En yakın akrabasını günah yükünü taşıması için davet edecek olsa o onun günahından hiçbir şeyi taşımayacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. O zaman esas yardım orada lazım. O halde bu yardımın dünyevi tarafı da var. Mesela şöyle اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve yüsebbit akdamekum ayaklarınızı sabit kılar. Onun için kunu ensarallah Allah'a yardım edin diye de ayet var. Ne demek? Allah'ın dinine yardım edin. Onun için dine yardım edenlerin bir ismi de ensar olmuştur. Ne demektir? Ensar Medine-i Münevvere'nin Allah Resulüne ve onun hicret eden ashabına kucak açanlara denir. Peygamberimiz buyuruyor ki, muhacir olmasaydım ensar olmayı tercih ederdim. Ensar olmak sade iman etmekle olmuyor. Neyle oluyor? يُحِبُّونَهُمْ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُحْسِنُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Devam ediyor. Müminleri sevmek, onlara verilenlerden dolayı memnuniyet duymak, kendisi ihtiyacı olduğu halde kardeşini tercih edebilme. Hemen hatırladığım bu ucu var. Peki mecbur muyuz biz böyle olmaya? Ya da olursak ne olur? Başka bir ayette ensar ve muhacirinin evvelinden olup ilk önceki bu fedakarlardan olur da insan. Sonra bu fedakarlıktan sonra Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانٍ Onlara güzellikle tabi olanlar var ya radıyallahu anhum ve radıvan Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı diyor. Yani bu ensar ve muhacir bize niye anlatılıyor? Onların güzelliğinde takip edilmeleri. Tabi bunların dereceleri var. Bazıları sahabeyi 7 dereceye girmiş. Sahabe olması halinde 7 derecesi var. Veya farklı dereceler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Mekke fethinden önce gayret edip bedel ödeyenlerle Mekke fethinden sonra bedel ödeyenler eşit değildir diyor. Eşit midir şimdi? Mekke fethedilince düşmanlık bitti veya küffarın kuvveti kırıldı. O zaman bu da şunu anlatıyor. Bir dava zirveye ulaşıncaya kadar çalışanlarla zirveden sonra düz yola ya da aşağı doğru inerken davaya katılanlar eşit değildir. Onların da ecri vardır ama zor zamanda, mücadele zamanında mümin olmak ve gayret etmek daha üstündür. Öyleyse bu veli veya nusret konusunu da böyle alınca tabii bu imtihan şöyle oluyor. اَنْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْمُ الْبَحْسَوَ وَالْضَرَّهُ وَزِبْتُلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ اَمْنُوا مَاهُمْ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيمٍ Siz zannediyor musunuz sizden evvelilerin başına gelenler sizinkine gelmeden zelzele, deprem, afet, savaş vesaire gibi şeyler olmadan cennete gireceksiniz? Peygamber ve onunla beraber iman edenler derler ki diyor Allah, Allah'ın yardımı ne zaman? Bakın, nusret yardım ya, ne zaman yardım? Buyuruluyor ki, dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır. Habbab bin Eret de öyle diyor, ya Resulallah çok işkence görüyoruz Mekke'de, Allah'ın yardımı ne zaman? Sabredin. Demir taraklarla taranıp ortadan bölündüler, sabrettiler. Siz de sabredin. Allah'ın yardımı yakındır buyuruyor. Öyleyse bütün bunlara bakınca Cenab-ı Hak hem dünyada hem ukba hayatında hepimizin yardımcısı olsun. Ayet-i Kerime Rabbimizi veli tanımak, velimiz Allah'tır. Onun velayetine göre hareket etmek ve onun rızasında gitmeyen insanları da لَا تَتَّقِدُوا اَوْلِيَا gibi ayetler vardır. Veli edinmeyin, dost edinmeyin Yahudileri, Hristiyanları veya başkaları diye ayetler var. Şimdi tekrar başa dönelim. Yaratmakla ilgili almış olduğum birkaç notu sizlerle paylaşmaya çalışayım.
Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda birçok ayet-i kerime var. Bunlardan mesela birkaç tanesine göz atalım. Yaratmak konusu üzerinde düşünelim. Sonra da şükrümüzü artırmaya çalışalım. Rum Sure-i Celilesi'nin 27. ayet-i kerimesine bakıyoruz. وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَوُ الْقَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَحْمَنُ عَلَيْهِ buyuruyor ki, o başlangıçta yaratmayı yapandır. Sonra da tekrarlayacak olan Allah'tır. Yaratmayı. Bu Allah'a çok kolaydır. Bu Allah'a nedir? Çok kolaydır. Ondan sonra ayet devam ediyor. O zaman burada şu var. İlk yaratmayı görenlerin bir sonraki yaratma konusunda şüpheye düşmelerinin doğru olmadığını görüyoruz. Şimdi bakın bir ayet okuyalım. Mü'min suresi ayet 57. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضَ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Ama insanlar bunu bilmezler. Buyurun. Göklerin ve yerin bu kadar şey yaratılmış. Allah diyor ki bunları da görüyorsun. İnsanın yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Ama insanların çoğu bilmezler. İşin bir kısmında da bunu anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayet-i kerimede Tur Sure-i Celilesi'ne bakıyoruz. 35 ve 36. ayet-i kerimelerinde şöyle anlatıyor. اَمْ قُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضَ وَلَا يُوْقِنُونَ Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Soru bu. Hani insana soruyor. Sen nasıl yarattın? Yani kendi kendine mi oldun? Eski hikayeler, eski kıssalar vardır işte. Hani anlatırlar, tam aklımda değil ama niye geç kaldın demişler. İşte gemi bulamadım. Sonra bir yerde ağaç bitti, ağaç devrildi, gemi oldu, gemi işte yürüdü. Göl oldu, gölde ben geldim. Öyle uydurma demişler. Ağaçtan gemi olmuyor kendi kendine. Gemiden denize yol bulmuyor, deniz akmıyor, gelmiyor da bu kainat böyle kendi kendine olur mu gibi kıssalar malumunuz. Burada ayet diyor ki, o zaman diyor, yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Öyle ya, sen yaratılın mı yaratılmadığına bir bak, bir de sen mi yarattın? Ve ayet diyor ki, bellâ yûkînûn, onlar kesin olarak inanmıyorlar diyor. Demek ki yaratılma konusunda Kur'an-ı Kerim bizi tefekküre çağırıyor. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerin ve göğün yaratılışında ve devamında ayette ibretler, hikmetler vardır düşünenler için diyor Allah. Zikredenler için diyor. Sağduyulu akıl sahipleri için diyor. O zaman burada şu var. Kendimizin yaratılışı ve varlığın yaratılışının dur bakalım ayet-i kerimeyi yanlış okumayayım diye bulayım. مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا بَاطِلًا olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki yeri ve göğü biz boşuna yaratmadık. Şimdi bakın ayet-i kerimede nerede? Duhan suresinde. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاِب۪ينَ Veya buradaki öyle gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri eğlence olsun diye yaratmadık. مَا خَلَقْنَا مَا اِلَّا بِالْحَقِّ Bir hakikat üzere yarattık bunları. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ama onların çoğu bilmiyorlar. Veya رَبَّنَا مَا خَلَقْنَا اَذَا بَاطِلَ Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın ya Rabbi. Yani bir şey yaratılmışsa belki bugün faydasız gördüğümüz fareden hınzıra kadar her şeyin kendi devranı içinde bir faydası, bir imtihanı vardır. Var mı yok mu? İşte var. Mesela böcekler azalıyor, işte ziraat ilaçlarına ihtiyaç çıkıyor diyorlar. Şu hayvan azalıyor, öbürüne zarar veriyor diyorlar. Öyleyse biz yeryüzüne bakarken bu da niye yaratılmış diye değil de bu yaratılmaktaki hikmeti kavrayıp o ilişkiyi koruyup ama yaratılıştan kula düşeni anlamak lazım. O zaman değerli müminler bütün böyle gördükten sonra burada şöyle bir soru soruluyor. Şimdi ayete dönelim bir daha ondan yola gidelim. Evvelen yerav keyfe yuktiyullahu halika sümme yuvidu. Görmüyorlar mı Allah nasıl yarattı sonra döndürüyor? Peki bu döndürmek, hangi döndürmek? İki anlamda almışlar değerli müminler. Bir, dünya hayatındaki devamlı yaratılıştır. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْكُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَنْ Rahman suresinde yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'tan isterler. Allah daima bir iş üzeredir. Tamam, bak Allah
daima bir iş üzerinde. Yani bir şan, bir durum üzerinde. O zaman şu var, şu anda yaratma devam ediyor mu, etmiyor mu? Soru bu. Şimdi doktorlara sorsak, insan hücreleri içinde diyorlar, devamlı yenileniyor demiyorlar mı? İşte şu kadarı ölüyor, bu kadarı kalıyor, anlatıyorlar, insan vücudu şu kadar ayda, şurası şu kadar yılda, burası yenileniyor. Peki kainat içinde böyle. O zaman kainatı bilenler, kainatın ısısını, ateşini bilenler, oksijenini bilenler, ağacını bilenler, hayvanını bilenler, taşını bilenler, madenini bilenler, elektronları bilenler, atomları bilenler ne diyor? Devamlı bir hareket varsa yaratma devam ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. O zaman Allah devamlı yaratıyor ki bizim gözümüz görüyor, midemiz öğütüyor, elimiz hareket ediyor, gıdalar gelişiyor, çocuklar büyüyor, arzular yeniden depreşiyor. O zaman yaratmak devamlı devam ediyor. Şehvette bile yaratma tekrar ediliyor, öyle değil mi? İştahta yaratma devam ediliyor. Öyleyse sevgi de böyle. O halde Allah devamlı yaratıyor. Ve huve hallâk. Her çeşit ihtiyacımıza ait şeyi Allah yaratıyor. Ve yaratmakta da kendini koyduğu sünnet kuralları vardır. Onlardan mesela nasıl? Halakallahu semavati vel arda fi sittete eyyam. 6 zamanda, 6 günde, 6 anda, 6 vakitte Allah yarattı. Oradaki gün kaç güne tekabül ediyor, saat mi değil bilmiyoruz. Ama 6 koymasının hikmeti var değil mi? Birden yapamaz mıydın? Ya eyyühen nâsı in kuntum fî raybin minel ba'si fe innâ halaknâkum min turabin, sümme min nutfetin, sümme min alakatin, sümme min mudgatin, muhallakatin ve gayri muhallakatin linübeyyine lekum. Hac suresi, zannediyorum 5. ayet olacak. Ey insanlar, siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız biz sizi topraktan yarattık. Toprağın da devreleri var da orada o kadar söylüyor. Sonra nutfe, işte o insanlar erkekteki su diyelim. Sonra alaka, İşte anne karnında oluşan, yapışmış vesaire, embriyon falan isimler veriliyor şimdi. O. Sonra bir parça et. Sonra giydirilmiş, şekli belirli belirsiz. Devam ediyor diye dedi. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Yaratan Allah'ın şanı ne kadar güzeldir. Buyurun. Bak, yaratmak meselesi Kur'an'da çok üzerinde durularak anlatıyor değerli müminler. O zaman burada şu var. Bir yaratmak, ba'z denilen, ba'z, ba'den mevk var ya, o da yaratmaktır. Ölüm bile yaratmaktır. Ama biz anlayamıyoruz. Ya ölüm nasıl yaratmak olur? Anne karnındaki yaratılış neyse, ölüme de aynı isim verilmiş. Her cenazede okunuyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ Ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. Niçin yaratmış? Diyebiliyor ki, meyküm ahsenâmet. Hanginiz güzel amel yapacak diye. Yani nasıl yaratmak? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَرُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاءً وَلَحْيَاءً وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar canlıdır, diridir ama o canlılıklarını siz fark edemezsiniz. Zaten söylüyor. Şimdi canlıdır deseydi itiraz edin de nasıl oluyor diyecek. Ama arkasından diyor ki siz anlayamazsınız diyor. Onlar başka bir yaratılış hayatına geçtiler diyor. Ve rızıklanıyorlar diyor. فَرَح۪ينَ بِمَا عَتَاهُمْ اللّٰهِ Sure-i Nisa'da. Ferahlanıyorlar Allah'ın verdiklerinden. Buyurun. O zaman Allah'ımız hep yaratıyor. Ölünce de yaratıyor. Dirilince de yaratıyor. Çocuk olunca yaratıyor. Olmayınca yaratıyor. Kainatta efendim tabiat vasıtasıyla yaratıyor. Suları yaratıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman bizden ne isteniyor? Aslında orayı çalışmak lazım ama وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ Sizin Allah'tan başka yardımcı, veliniz ve yardımcınız yoktur. O ki madem yaratan Allah, tabi bütün yaratma ayetlerini takdir edersiniz ki ne gücümüz ne zamanımız yetmez. Ama şu var, yaratmayan şeylere ilgimiz, sevgimiz, yaratmayanlara için girdiğimiz günah veya gafletimiz, nankörlüklerimize bakınca yaratana karşı nankörlük içindeyiz. Halbuki insan birisi iyilik etti mi ona teşekkür eder. Çeşitli şekillerde. Ya yaratan, çocuğu yaratan Allah, Allah'a çocuğu teslim etmiyor. Onun dediği gibi yetiştirmiyor. Anne babayı yaratan Allah, Allah'ın istediği gibi. Anam babam çırpınıyor ama Allah'ın istediği gibi evlatlık yapmıyorsak, o zaman yaratılış, onun için hani bu Darwin meselesi tartışılıyor ya, yaratılışı maymuna, çünkü maymunu da yaratan Allah'tır. Öyle değil mi? Ya
Yani bunları da Allah yarattı. Allah yarattıysa niçini sormak gerekir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları ancak ibadet için yarattım. İbadet nasıl olur ya Rabbi? İman edeceksiniz ve amel-i salih işleyeceksiniz. Takva olacaksınız, ihsan olacak, ihlas olacak, cihad olacak, emri bil maruf olacak, nehyenin münker olacak vesaire. O zaman ne oldu şimdi? Yaratılışın sahibine yaklaştıkça kulluğa ve imana yaklaşmak sorumluluğu vardır. Şimdi bütün bunlara bakınca o zaman burada şunu görüyoruz. Hala bazı alimler diyorlar ki Allah Teala mesela Hazreti Adem'i topraktan yaratmıştı. Toprağın da dereceleri var. Aslında bir çeşit yaratamaz mıydı? Yaratırdı. Mesela İsa Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman Meryem'e Cebrail bir nefha üfledi. Hakikatını bilemiyoruz. Ama orada bile bir sebep var mı yok mu? Var değil mi? Peki bütün bunlara bakınca o zaman Cenab-ı Hak demek ki mesela yağmuru yağdırıyor neyle? Yursilur rüyah müşram beyne yedeği rahmeti. Rahmetinin önünde rüzgarı gönderiyor diyor. Sonra bulutlar yağmuru taşıyor diyor. Halbuki Allah bulutsuz ve yağmursuz yağdıramaz mı? Yağdırır. Ama diyor ki görmüyor musunuz Allah nasıl yaratıyor? Bakmıyor musunuz diyor. Bakınca ne gerek? Baktı. Bakınca dedik ki Rabbena ma halakte hâzâ bâtıra. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın dedik. Sonra fakina azabenna bizi cehennemden kor. Ellezine yezkurun Allah kıyamen ve kuuden devam ediyor. Veya o taşada Rabbena inneke men tudkilin nâre fekat ahsayte. Kim cehenneme girdiyse rezil rüsvay oldu. Ve mâ lizzalimine min ensar. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Yaratılışın sırrını idrak edemeyenlerin. Yaratılış deyince bir doktor benden iyi anlatır. Bir astronomici benden iyi anlatır. Yer bilimleri uzmanı benden iyi anlatır. Ama bunu imana bağlarsa en güzel şekliyle anlatır. İmana bağlamazsa sadece bir kasabın gördüğü kadar, özür diliyorum bu meslek sahiplerinden, bir kasaba sor. Eti nasıl yapmışlar? Ben bir gün gittim bir kasaba. Çok affıyorum, buraya bir sığır koymuşlar resim olarak. Üstü harita gibi. Buraya antrikot denir, şuraya şu denir, buraya bu denir. Ben ne aldığımızı, ne yediğimizi bilmiyordum ama her şeyini yazmışlar, öyle mi değil mi? Şimdi azıcık da size tebessüm etti. Bu kadar yaratmaktan gittik. Şimdi Adapazarı'nda biliyorsun kasap işleri, tavuk işleri biraz çok çeşitlendi. Bir tavuğu kaça biliyorlar? 15 çeşitte neredeyse biliyorlar o 15 çeşitte değil mi? Şurası, burası, orası, burası. Adapazarı'nda bir teyzemiz başka bir vilayete gitmiş. Tavuk alacak. Demiş ki bana tavuk verir misin? İşte ben neresinden? Şurasında. Onu bir yarı ver demiş. İşte dışındaki zarını alıver, içini bölüvermiş. Adapazarı'da bunu yapıyorlar değil mi? Adam demiş, iyi teyze demiş, bir de pişirelim bari demiş. Sen ne iş yapacaksın demiş. Şimdi bakın, ayet ne diyor biliyor musunuz? Rabbena innena selina munadiyen yunadiyen iman. O yaratmaktan geliyor bu. Ali İmran suresinin son iki sayfasına bakın. Ya Rabbi biz nida eden birini duyduk. Bir müezzin, bir çağırıcı, bir peygamber duyduk. En aminu bi rabbikum fe amennâ. Allah'a, Rabbinize iman edin dedi. Rabbena fagfir lenâ zunûbenâ ve kefferennâ seyyiâtenâ ve teveffenâ mâl emrâ. Ya Rabbi günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı öp, iğrenme bizi öldür ya Rabbi. Devam ediyor dua. Dua devam ediyor. O zaman yaratılışı anlayan nereye gelir biliyor musunuz? Önce zikre, Allah'ı bilmeye, sonra tefekküre, sonra salih amel ve duaya gelir. Allah kabul eder mi duayı? Eder. Karşı sayfaya gidin. Biz amel eden kadın ve erkeğin amelini, duasını kabul edeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Sonra devam ediyor tekrar. O zaman böyle bakınca demek ki Allah'ın yaratıcılığından bahsedince iman artması lazım, öyle değil mi? Çok evvelden bir çocuk uzmanı, profesör, doktorun bu yaratılışla ilgili sinevizyonla anlatılan bir sohbetini dinledim. Böyle işte anlatıyor, nutfe şudur, alaka şudur, Kur'an ayetlerindekini almış, anne karnındaki işte çeşitli evrelerle anlatıyor. Ben de böyle seyrediyorum. Anlattı. Sonra ayet var, ben okuyucuyum, tıflem, sizi çocuk olarak çıkarırız diyor. Bir bebek doğuyor. Ondan sonra oraya yazdı. Fetebarekallahu ahsenu halikin. Yaratan Allah'ın şanı ne kadar büyüktür.
insanın gözü yaşıyor. Şimdi onu doktor anlatacak burada sinevizyonda. İşte bir damla su oradan oraya gitti, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. En sonunda biz sizi bir çocuk olarak çıkarırız diyor. Öyleyse biz çocuklarımızı görünce, büyüklerimizi görünce, eşyayı görünce, bu lamba bile devamlı, işte ben ampulden anlamam ama diyorlar ki devamlı onda bir şey dönüyordu o yanıyor, öyle değil mi? Elektrikçiler çok iyi anlatır. Öyle mi değil mi? Orada bir şey var, dönüyor. Halbuki bir kere yanmıyor, o yanış devam ediyor. Belki bunda bile o farkında olmadığımız oksijeniyle, ateşiyle yenileniyor mu, yenilenmiyor mu? Öyleyse her şey yeniliyor. Kül oldu zannettiğimiz şey bile belki yeniliyor. Attığımız su, çıkardığımız nefes. Ne diyor ayet? Biz yaratmayı yeniden yaparız diyor. Yeniden yaratılmasaydık uyanamazdık, yürüyemezdik, acıkmazdık, göremezdik. Öyleyse burada bu yeniden yaratılış devam ediyor. Ahirette de bu yeniden yaratılışın işareti kezalike tuhracûn. İşte böyle çıkarılacaksınız diyor Allah. Ölüler nasıl topraktan ölmüş şeyler çıkıyorsa, sebzeler, meyveler, ağaçlardan bu şekilde bir hükmünü veriyor. O halde burada bu şekilde baktığımız zaman başka bir ayet-i kerime ile bu konunun önemini arz etmiş olalım. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kema bede'na evvela halkin nu'idu va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz onu muhakkak yapacağız. Bak. Bir kere yaratılmış bir daha yaratılacak. Hadi bu kadar. Yaratıldık mı? Bir daha yaratılacak. Yo Allah'a kolay. Ve İsa'nın durumu nasıldı? İsa'nın durumu, Adem'in durumu diyor. Ol dedi mi Allah oluverir diye Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime vardır. O halde buradaki bu ayetlere baktığımızda başka ayetler de var da bilmiyorum onları da söyleyeyim. Başka noktaları biraz aktarayım. Ondan sonra da bir toparlamaya çalışalım. Vakit ilerliyor. Şimdi yaratmak konusu Kur'an-ı Kerim'de El-Halik Hüvallahü'l-Halikü'l-Bari'ül-Musavvir. Öyle mi? Üç tane isim var orada. Allah'ın güzel ismi var. Halik ne demek? Allah'ın isimlerinden biri yaratmak demek. Esma-ı Hüsna'dan birisidir. Her iki kayıtta da, her iki hadis kaynağında da ortak kullanılan bir isimdir. Aslında neymiş bu kelime biliyor musunuz? Yaratmak değilmiş, takdir etmekmiş. Neymiş bu kelime? Takdir etmekmiş. Diyor ki tefsirler, Arap dil uzmanları harp kelimesinin temel manası takdir anlamına gelir. Mütercim Asım Efendi ise takdire verdiği Türkçe karşılıkta oranlamak ve ölçümlemek diyor. O zaman halik, Arapça yaratmak ne demek? Bir işi ölçülü ve oranlı ve ahenkli yaratmak demek. Kelimeye bak, nereden nereye gidiyor? Allah ölçülü, ahenkli ve oranlı yaratıyor. Devam edelim. Planlı ve amaçlı yaratmak demekmiş halk kelimesi. Peki başka ne var? Ana maddesi ve modeli olmadan yaratmak demekmiş. E insan da yaratıcı olur diyor. Ne olacak? Petroldan bunu yapıyor, ondan onu yapıyor. Maddesi Allah'tan. Yarattım kullanmak yakışmaz insana. İstisna böyle bir iki işaret var gibi gözükse de yaratmak fiili Allah'a aittir. Kaşif denir, mucit denir, bulucu denir, bir şeyler denir. O zaman devam ediyorlar, diyorlar ki ana maddeyi başka bir kalıba dökmek suretiyle yapılan işe de yaratmak şekliyle konuşulabilir. Niye? Çünkü ayet-i kerimede biz insanı şundan halakal insane min salsan mesela Rahman suresinde şu topraktan yarattık, bu topraktan yarattık. Ama evreleri var toprakların. O zaman değerli dostlar buraya bakınca mesela Ahsenül Halik'i şekil verenlerin en güzeli, ölçülü yaratmak. Şimdi buraya bakınca az evvel dedik ya Halik, bari müsavvir. Ne demek buna? Şu demekmiş. Halik yaratmak demek olduğunu burada görüyoruz. Bari ve müsavvir. Buraya gelmeden şunları da söyleyeyim tam anlaşılsın. Burada Allah'a izafe edilen devamlı ve mükemmel biçimde bir yaratılıştır. Ne oluyor şimdi? Cenab-ı Hakk'a ifade ediyoruz ya, o zaman devamlı yaratma söz konusudur. Peki başka ne söylenmiş mesela Adem'in topraktan, sonra insan türünün diğer şeylerden. Bir de şöyle diyorlar, mesela biz yemek yiyoruz topraktan, su içiyoruz toprağın içinden, gene bir Adem doğuyor öyle mi? Veya bir Havva doğuyor. Aslında gene kaynak neresi? Toprak olduğu beyan edilmektedir.
Buradan bakılınca yaratılışın başlatılması ve tekrar edilmesini ifade eden Kur'an'da kelimeler var. Öyleyse Hallak ismi bütün tabiatın ve onun içinde yer alıp ilahi vahiye muhatap olan insanın sürekli şekilde Allah ile muhatap münasebetini ifade ediyormuş. Hallak. Devamlı yaratılış var. Mide çalışıyor, göz görüyor, hastalıklar istisna, sular akıyor, elektrik hareket ediyor, zaman devam ediyor. Yaratılış devamlı devam ediyor. O zaman ne istiyor bizden bu yaratılış? İman ve şükür istiyor değil mi? Böyle bakıldığı zaman burada onun yaratmayı tazeleyerek sürdürdüğünü görüyoruz. Külle yevmin ve fişe. Devamlı bir iş halinde. Onun için de Allah bize Celle Celaluhu feyza feradda fensa bir işi bitirdin ve öbürüne başladın. Tamam ne oldu bitti yatıp yok. Neyse hayırlı bir iş öbürüne geç diyor. Yani dinlenmeyi de bir iş gibi kabul edersen olabilir. Ama böyle olmazsa bakın Müslümana tembelliğin olmadığını görüyoruz. Buradan bakılınca fark Allah'ın kainat arasındaki münasebeti yani ilahi fiilleri ifade eden en kapsamlı kelime ki tekvin kelimesiyle Maturidiler bu meseleyi ele almışlar. Tekvin sıfatı, tahlik, terzik gibi ifadelerle bunu almışlar. O zaman burada az evvel söylediğimiz neydi? Allah'ın hali olması, halik olması, bari olması, musavvir olması, halik yaratılacak şeyin bütün ayrıntılarını bilip takdir eder demek. Peki onu bari ne demekmiş? Onu fiilen meydana getiren demek. Bak şimdi biliyor, takdir. Fiilen meydana getirmek bari, musavvir ise nesnenin kendine has özellik ve fonksiyonlarını oluşturarak ortaya getirmek. Aman yarabbim. Ya bakın bir yaratmanın içinde neler var? Hüvallahu halikul bari'ul musavvir. Bu ne zaman okunması istenmiş bizden? Sabah namazı ve akşam. Ne oluyor? Biz sabah akşam yaratan Allah'ın yaratma safhalarını hatırlayarak estağfurullah, elhamdülillah, neyse yapacağımız işi hatırlıyoruz. Mâlekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Ne oluyor ki size efendim? Yani sizin ve mâlekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Allah'tan başka veliniz ve dostunuz yoktur buyurun. Değerli dinler, böyle bakınca burada şunu da görmek mümkündür. Şimdi yaratma kelimesiyle ilgili mesela kevn, kainat kavramıyla da kullanılıyor. Deniliyor ki iptal kavramı vardır. Alet, madde, zaman ve mekan olmadan icat etmek. İptal. Başka? Mesela bedi denilmiş. İcat edip geliştirmek anlamına inşa vardır. Bakın burada ne geçti ayet-i kerimede? Buyurdu ki Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِعُ النَّشْعَةَ الْآخِرَةَ. Alimler diyor ki burada mesela yukarıdaki ayetlerde يُبْدِعُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ dedi. Niye orada zamir kullandı yukarıda onu? Yaratmak fiilinde yarattıklarına verdiği şeref anlatmak. Allah yaratıyor ilk sonra döndürecek. Orada zamir kullanılıyor. Ona kadar araştırmışlar. Bakın ibda, bedi, inşa dedik. İhdas etmek. Yani burada Allah'a nispet edilmiştir icat etmek anlamında. Başka? Fiil. Allah'ın fiili yapmak anlamında. Başka? Ceal. Ceale kelimesi. Bu da yaratmak anlamında. Sanatkarane iş yapmak. Ve bunun bir adım ötesi sanat. Allah'ın sunudu. Sunatallah. Sanatallah illeti. Allah'ın sanatı. O da yaratmak anlamında. O zaman fatır. Fıtratallah. Bütün bunlar Allah'ın ilk yaratan. Hatta İbn Abbas diyor ki ben Kur'an'ın fatır kelimesi, yaratma kelimesinin nasıl bir farklılığı olduğunu anlayamadım. Sonra iki kişi kum kavgası yapmışlardı. Geldiler dertlerini anlatıyorlardı. Biri dedi ki Fetardu'na, onu ben kazdım, ben buldum. Anladın mı? Kuyuyu ilk açan oymuş, fatara ilk yapan demek anlamı geliyormuş diyor. Yani bakın bu kelimenin de burada farklı bir versiyonu var. O zaman bütün yani yarmak anlamına gelir aslında da bu kelime. Şimdi bunlara bakınca o zaman Halik Allah'ın kevni isimleri arasında yer alıyor ve bu noktadan baktığımızda mesela Ba'is kelimesi Mahsubadan Mehmet o da bir yaratmak anlamına alınmış. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı şey ölümden sonra dirilten anlamı geliyor. Kayyum kelimesi Allah'ın kayyum olmasına bir
Her şeyin varlığı kendine ait. E samet olması ne demek? Her şeyin ona muhtaç olması demek. Peki müheymin ne demek? Her şeyi yöneten demek. Peki o zaman buna baktı. Muhyi ve mümit. Yaşatan ve öldüren demek. Aman yarabbim. Şuralara baksanıza. Allah'ın yaratmasıyla ilgili o kadar çok kelime geçiyor, o kadar çok kavram geçiyor ki şimdi bütün bunlara baktıktan sonra sonuç bir iki ayeti kerime daha nottan size arz edeyim. Ondan sonra tamamlamış olalım. Bunlardan bir tanesi bakın şimdi Yunus suresi 4. ayet. Buyuruyor ki bir kısmını okuyorum. İnnehu yebde'ul halka sümme yu'iduhu. İlk yaratan ve sonra döndüren Allah'tır. Döndürecek olan. Niçin? لِيَتْزِيَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ İman edip salih ameller işleyenleri onunla adaletiyle mükafatlandırmak için. Ne dersiniz? Niçin yaratmış Allah? Söyleyeyim. Çok açık bir şekil. Gelelim başka bir ayet okuyalım. Yine bu surenin 34. ayet. Acayip bir soru. Burayı hafızlıkta da ezberlemesi biraz zor gibi geliyor. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ De ki, Allah'a ortak koştuklarınız başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı onlardan? Şu Allah'ın yerine koyduğunuz, sözünü dinlediğiniz, sevdiğiniz, tapınak haline getirdiğiniz, onlar adına günaha girdikleriniz yaratabilir mi? Ne ölüyor ya, ben ölüyorum. Tek bunu yapabilecek var mı? Soruyor. قُلْ دَكِ اللّٰهُ يَبْتَهُ الْخَلْقَ سُسْنَ يُعِيدُمْ فَاَنَّا تُعْفَكُونَ De ki başlangıçta yaratmayı Allah yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da siz haktan dönüyorsunuz? Tekrar. قُلْ دَكِ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي اِلَى الْحَقِ Allah'a koştuğunuz ortaklardan hakkı iletecek olan bir kimse var mı? Bunlar sizi doğruya iletebilir mi? Yaratamayan iletemez. O zaman ayet. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Dikkat edin, yaratma ve emir, iş, takdir hepsi Allah'a ait. Yaratan kimse, emir ona aittir. قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِ De ki, hakka ileten Allah. Öyle söyle, Allah iletir. O zaman, اَفَمَنْ يَهْدِي اِلَى الْحَقِ وَالْحَقُ اَنْ يُتَّبْرَ اَمَّنْ لَا يَهِدِّي اِلَّا اَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Öyleyse hakka ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan mı kimsenin? Ne oluyor size? Siz nasıl hüküm veriyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Yaratmaktan hidayete getirdi, hidayetten yanlış kararlarımıza, hükümlerimize getirdi. Daha çok böyle Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeleri bulmak mümkündür. Mesela Araf Suresi Celilesi'nden bir ayet-i kerimeyi hemen arz edeyim sizlere. Bu da manidar bir hükmü bizlere öğretiyor. Şöyle 29. ayet-i kerime buyuruyor ki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bakın kul de ki emre Rabbi bil kıs Allah adil, adaletli, seviyeli, dengeli olmayı emretti. Ve akimu vucuhekum yüzünüzü ona dönün. İnde külli mescid. Her mescide gittiğiniz, adım attığınızda secde yerinde yüzünüzü ona doğrultun. Ve ruhu ona dua edin. Muhlisine lehuddin. Dini Allah'a has kılarak yapın. Kema bedekum tehudun. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Buyuruyor. Bak yaratmayı nereye yapalım? Efendim işte tam keşifler, kaşifler bir anlat anlat dur. Bak sonuç da olacak. Ona döneceksiniz tekrar diyor. Öyleyse Secde suresindeki bir ayet-i kerimeyle sohbetimi noktalamış olayım. Secde suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِينٍ De ki, o yarattığı şeyi güzel yarattı. O zaman kimseye çirkin demeyeceğiz. Hoşuma gitti, beğendim. O ondan güzel, o ondan güzel. Çirkin demiyoruz. Yarattığı şeyi güzel yarattı, insanı yaratmaya da çamurdan başladı. Burada buyurun. Çamurdan başladı. Sonra ne oldu çamurdan başlayınca? Devam ediyor ayet. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَاتِ مِنْ مَا اِمْمَهِمْ Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Yani mehin veya buna benzer. اَلَا نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَا اِمْمَهِمْ Sonra bunlar
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَقَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ Sonra onu şekillendirip ruhundan üfledi. Şekillendirdi, ruhundan üfledi. Sonra وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَفْصَارَ وَالْاَفْئِدَ قَل۪يلًا مَا تَشْكُرُونَ Arkadan ona işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Rabbim şükretmeyi nasip etsin. Amin. Doğru anlamayı nasip etsin. Amin. Nefsimize söz geçirmeyi nasip etsin. Amin. Yeniden yaratılış üzerine düşünüp neden yaratılmışız? Yunus suresi 4. ayet iman edip ameli salih işlemek için olduğu beyan edilmektedir. Şimdi bir de hususun uygun mu bilmiyorum. Vaktim yok, yetiştiremiyorum. Bir de alışkın değiliz. Bugün de yorgunum. Dün bugün 4 günden beri din görevlilerine ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi adına konferans gitmiştik. O bilgileri hocalarımıza aktarıyoruz. Bir cümle söyleyeyim orada. Bir kadın hayat hikayesini okudum. Bana verilen bilgisayarlardan, bilgilerden 240 sayfalık bir eseri gözden geçirdim. Kadının babası çok görmüş evindeyken, yani kızken. Çok dayak yemiş. Biraz büyüyünce ilk isteyene hiç gözüne, kaşına, işine, huyuna bakmadan varmış gitmiş. Fakat kocası da döven biri çıkmış. Boşanmışlar. Uzun zaman ayrı kalmış. Bir daha evlenmiş. Nasılsın, iyi misin demişler. 55 yaşındaki kadının verdiği cevap. Kızım, yastık değişse de kader değişmiyor. Ben ilk defa duydum. Yastık değişse de kader değişmiyor. İki koca değiştirdi ama hepsi dövüyor demiş. Kadere bağlamak doğru mu? Ayrı bir konu. Belki öyle teselli oldu. Belki öyle. Bilemiyorum. Derdimiz o değil. Bugün de hocalarımıza sabahtan beri işte bana emanet ettiler, ben onları anlatıyorum. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani evde bir yaratılmış kadın çocuk var. Tamam, terbiye için şu bu var ama biz bu yaratılmışlara karşı Efendimiz deveye bile çok yük koyana kızmış, aç bırakanı kızmış, kediyi hapsedip öldürene kızmış, köpeği sulayana cennet var demiş. O zaman Allah'ın bize emanet olarak verdiği eşler ve çocuklar da birer yaratılmıştır evlerimize, değil mi? Onların hukukuna da her hak sahibinin hakkını vererek merhametle dikkat etmeyi bu kadar söyleyeyim. Onun için biraz böyle gel... Cemaat anlıyor musun? Hocam bugün pek tadın yok diyor. Nasıl tadın olacak? Sabahtan akşama kadar konuş. Ondan sonra da arada bir sürü başka bir şeyler de çıkıyor. İnsanız. Onun için ben evde dedim ki benim vaaz edeceğim gün cenaze hariç bana bir şey söyleme. Pazarlı, çarşıydı, telefonu söylemeyin. Haftada 6 gün vaaz ediyorum ortalama. İyi oluyor kimse bir şey. Ciddi söylüyorum. Benim moralim çabuk bozuyor. Ben geçen cenazeye gittim. Hoca efendi iyi bir insan. Vaaz et dedi. Bana ediyorum. Oradan birisi safları düzeltelim, dolduralım dedi. Benim vaaz koptu. Şimdi bir şey diyeceğim misafirim. Bu arada devam ettim. Hocamız iyi bir insan. Orada bir ses geldi. Safları düzeltelim dedi. Hocam siz de söyleyin. Safları toparlayalım dedi. Nereden geliyor? Bir baktım hocamız söylüyor. Hocam siz söylüyor dedim. Ben niye söyleyeyim? Siz de söyleyin. Sen görmüyorsun. Ben görüyorum dedim. Herkes dolu yer yok dedim. Hoca efendi baktım tesbih çeker. Dua ederdi. Bana bakmıyor. Kız da haklı adam. Onun için hocaya vaaz öncesi soru sorulmaz, çok meşgul edilmez, kızdırılmaz. Bak 500 kişi var, bir seminer yapacağız diye bir sürü ilan yapıyorlar. Ne mübarek adamsınız. Ben diyorum ki aman bana bir çok yemek yemeyecek, çok susamayacak. Niye? Çok yemek yiyorlar diyor ki bana bizim arkadaşlar. Hocam bir simit alayım mı? Simit yapışıyor ağzıma, kurutuyor, gıcık yapıyor. Yani futbolcu dünyaya siz bile vaaza gideceğiniz gün, hanım bir dakika bana bir şey söyleme, kafamı bozma. Şimdi vaaza gideceğim, anlamam lazım. Yemeği dengeli yememiz lazım. Doğru mu değil mi? Çok yiyen adam, çok düşünen adam, telefonu, benim çok kitap orada çalıyor. Hocam notuma itiraz edeceğim, vilayette derse gidiyoruz ya. O dersi, o üzülüyorum bende mi hata var diye. Bir taraftan vaaz var, hayat da yürüyecek. Sizin de derdiniz var. Paralar kayboluyor, tüccarlık oluyor, ama bir memur. Ama ne yapacaksın? Kulluğun da bu tarafı güzel. Bir şey daha, soruyor hocam bu vaazları biz yazamıyoruz. Dur bakalım bir arkadaş dedi ki hocam ben bir yeni bir site kurayım. Var ya bu web sitesi mi dedi. Ne olacak dedi. Oradan dedi bunları hiç olmasa sesini yayınlayalım dedi. İyi dedim hadi bakalım yapıyorsan yap dedi. Ben ancak bu kadar yayınlayabiliyorum dedim. Sen de oradan yayınla. Eğer yayınlarsa bu ilan olsun reklam olsun diye sponsor falan aramıyorsun.
Hani soruyor adam, ya bu vaazı kaçırmamak lazım mı diyor. Halbuki ikinciye dinlese beğenmeyecek, ben biliyorum. İyi. Çünkü bugün biz semineri yaptık, sonra da anket kağıdı dağıttık. 3-4 tanesi burası bu hocanın eksik buldum diyor. Ya benim canım çıktı zaten, kafam bozuldu. Ben alışkın değilim öyle. Allah'tan burada anket yapmıyoruz. Adam beğenmedik dedi mi yandığımız gibi. Yani insan etkileniyor. Benim bir alakam yok, sinevizyonun ses cihazı yokmuş. Ne yapayım yani, bunu ben götüreceğim. Ama şunu söylüyorum, bazı işi dinlemek zor, vakit ayırmak zor. Fakat siz geliyorsunuz diye bu ayetlere bakıyoruz. Siz de geliyorsunuz. Böyle beraber, öyle zevk veriyor. Bakın yaratmakla ilgili, belki zihniniz dağıldı bu son kısımda ama Allah'ın yaratılışıyla ilgili ne kadar kelimeler, ne kadar ayetler, ne kadar hikmetler var. Öyleyse yeniden sabah diye kalkmak bir yaratılmaktır. Allah yeteveffel enfüse hîne mevtiyâ velletî lem temut fî menâmiha. Kimini uykuda alır, kimini uyandırır diyor Allah-u Teala. Son bir kıssa anlatayım, tebessümle gidin. Bugün bir hocamdan dinledim. Adam gitmiş kahveye, hanımını dövdüm demiş birisi. Öbürü demiş ki, ben de dövdüm. Şimdi ya da bayanlar da var. Öbürü demiş, ben geçen dövmüştüm, bugün dövmedim. Falan demiş. Gitmeyelim, bunu dinleyip de gidelim. Ben moralim bozdu biri çıkınca. Şimdi demiş ki, ben de akşama gidip bu hanımı bir döveyim de demiş. Ben de erkek olduğumu göstereyim. Hiç dövmedim demiş. Bir döveyim bakayım nasıl olur. Af buyurun, merkebine odunları yüklemiş, akşama eve gelmiş. Taze bitti, size aktarıyorum. Gelmiş eve, merkebi gerisin geriye, ahırına veya nereyse koyuyor. Gerisin geriye. Hayvan girmiyor. Uğraşıyormuş. Bu arada da kadın çıkacak, diyecek ki, ya adam böyle gerisin geriye hayvan konulur mu, ne yapıyorsun sen diyecek. Alacak sopayı, karıyı dövecek. Suç bulamadı ya. Kadın görmüş mü? Gelmiş. Merkebin yanına. Adam bekliyor. Bana bir şey desin ki orada bir sopayla döveyim çünkü. Eğilmiş merkebin kulağına, demiş ki, bak ey mübarek hayvan. Bu efendi seni hep yularından tutar, başından içeri sokar. Bugün bunun bu bildiği var ki, seni böyle geri geri sokuyor. Bir kere de sen de bunu dinle. Hep dediğin gibi yaptı ya, bu sefer de onun dediği gibi gir. Adam demiş ki, ya karı da dayak yiyor ama onlar demek kendini dövdürüyor. Bak ben dövmedim demiş. Şimdi bu demek değil ki kadınlar kendini dövdürüyor. Onlar öyle yapsa da kadınlar da akıllı olsun. Erkekler dövmek gerekeni dövmezseniz fazilet sizde. Kendini dövdürmezse fazilet onda. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki, sabahleyin döver akşam yatarsınız. Şimdi cinsel taciz diye bir şey var, biraz çıplak oldu ama. Evli olan bir adamın hanımınla beraber olması zorlu olursa taciz kabul ediyor. Doğru mu değil mi kanunda? Ben bunu anlamış değildim. Bu konferansları vermeye başlayınca bir şey düşündüm. Okuyorum, kadın diyor ki sabahtan akşama kadar beni dövdü, akşama da beraber olmak istedi diyor. Ha, adam dövmeyi de işkence, diğer zevki de işkenceye getirince, o zaman özür diliyorum, akşam beraber olacağı kadını sabah döver mi adam? Anlatabildim mi derdim? Peygamberimiz diyor ki, sabah dövüyorsunuz, akşam yatıyorsunuz. O zaman söylemiş çıkmış. Ha, başka boyut düşünenler bizi bağlamadı. Ama şunu söyleyelim, biz yaratılmışlara, lafa gelince Yunus misali, yaratılmışlara merhamet ederiz, yaratandan ötürü diyoruz ya, hak getire, öyle laf olsun diye Yunus'u söylüyoruz. Ama biz gerçekten yaratılmış şeylere merhamet edelim ki Allah da bize merhamet etsin. Sürçülisan ettiysek affola, el-Fatiha.